Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelin parfümlerinden bahsedeceğim. Eğer yakın bir zamanda düğünüm olsaydı hangi parfümleri tercih ederdim? Onları göstereceğim sizlere. Biliyorum koronavirüsten dolayı birçoğunuz düğünlerinizi ertelemek zorunda kaldınız. Ancak hayat yavaş yavaş normale dönüyor ve umuyorum ki yakın bir zamanda ertelediğimiz her şeyi yapabileceğiz. O yüzden sizlere eğer düğününüz varsa diye parfümler önermek istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her hafta düzenli olarak parfüm videosu yayınlıyorum. Böylece onları kaçırmamış olursunuz. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer yakın bir zamanda şahsi olarak benim bir düğünüm olsaydı, düğünümde kullanacağım parfümün rüya gibi bir parfüm olmasını isterdim. Kremsi, kadifemsi ya da tam bir çiçek bahçesi gibi koksun isterdim. Ve parfümümün benim günümün önüne geçmesini istemezdim. Bazı parfümler var ki ben buradayım diyor ve güçlü parfümler onlar. Benim normalde günlük hayatta severek kullandığım parfümler bunlar. Ancak düğün günümde kullanacağım parfümler bu tarz parfümler olmayacaktır. Dediğim gibi rüya gibi çiçeksi, kadifemsi olmalı. Benim gelinliğimin, saçımın, makyajımın ve mutluluğumun önüne geçmemeli. Parfüm bana uyumlu olmalı ve ben onu çok güzel bir şekilde taşıyabilmeliyim diye düşünüyorum. Umarım sizin de tercihleriniz bu yönde olacaktır. Sizlere göstereceğim ilk parfüm Replika markasına ait Flower Market parfümü. İnanılmaz güzel bir parfüm. İçerisinde frezya var bunun. Ve frezya bence gelinliğe çok yakışan bir çiçek. Çok masum, çok kadifemsi, çok narin bir nota kendisi. O yüzden eğer içerisinde frezya ve musk olan bir parfüm tercih ederseniz çok daha kadifemsi, çok daha nazik ve çok daha şık duracaktır diye düşünüyorum. Bu parfümün içerisinde yeşil yapraklar var. Kendinizi tam olarak bir çiçekçide hissediyorsunuz gerçekten. İnanılmaz güzel. Sizin buketiniz gibi kokan bir parfüm. Gül var, frezya var, sümbülteber var, yasemin var. Çok çiçeksi bir parfüm. Ancak bitirişine şeftali eklenmiş bu parfümün. Asla tatlı bir parfüm değil. Tamamen çiçeksi kokan, çok nazik bir parfüm. Ancak şeftali sayesinde bence parfümün o çiçeklerdeki çiğ kokusu alınmış durumda. Yapraklardaki o acı koku vardır ya, o şeftali sayesinde tamamen giderilmiş, daha tatlı bir çiçek kokusuna dönüştürülmüş. O yüzden çok güzel, gerçekten tam bir rüya bahçesi gibi, bir çiçek bahçesi gibi kokuyor. Sanki o çiçeklerin içinde yüzüyorsunuz gibi, o sizin tuttuğunuz buketin kokusu gibi düşünebilirsiniz. İnanılmaz şık, inanılmaz nazik ve narin olan bir parfüm bu. O yüzden sizlere önereceğim ilk parfüm Replika markasından, daha doğrusu Maison Margiela'nın Replika markasının Flower Market parfümü. Çok güzel bir parfüm. Eğer bakmadıysanız, çok çiçeksi bir parfüm arıyorsanız ve çok nazik ve şık olsun istiyorsanız mutlaka bu Flower Market parfümüne bakın derim. Kalıcılığı güzel, tendeki kalıcılığı güzel aslında, ancak yayılımı çok muhteşem değil. Bence bu düğün gününüzde çok önemseyeceğiniz bir şey olmamalı. Yanınızda olacaktır, makyaj masanızda son kez çıkacakken o insanların arasına birkaç fıs sıktığınızda ya da gün içerisinde tekrar tazelediğinizde zaten yayılımını da çok güzel bir şekilde arttırmış olacaksınız. O yüzden sizlere önereceğim ilk parfüm Replika'nın Flower Market parfümü. Ve bir gelin parfümü videosuna Chloe markasını dahil etmezsem olmazdı tabii ki de. Bu Chloe'nin signature parfümü. Bu parfümü ilk kokladığımda hayal ettiğim tek şey beyaz bir elbise giymiş bir kadın bu parfümü kullanıyor ve çok şık, çok nazik duruyor. Gerçekten bu parfümü her kullandığımda kendimi çok daha naif, çok daha taze ve çok daha şık hissediyorum. Çok güzel bir etkisi var kesinlikle. Çok dinginleştiren, çok güzel pudralı bir parfüm bu. Bunun da içerisinde tabii ki de frezya var, şakayık var, gül var. Çok pudralı bir parfüm. Bitirişini amber ve sedir ağacıyla yapıyor. Asla sıcak ya da tatlı bir parfüm değil. Ancak odunsuluğu hissettiğiniz pudralı, beyaz çiçeklerin hakim olduğu çok nazik bir parfüm bu. Kalıcılığı ve yayılımı da inanılmaz güzel. Eğer yaz aylarında bir düğün yapacaksanız özellikle kesinlikle Chloe'nin Signature parfümünü öneririm. Hem sizi ferahlatan ve tazeleyen bir kokusu varken hem de yaz sıcaklarında asla sönmeyen ya da terlediğinizde terle birleştiğinde kötü kokmayan bir parfüm bu. O yüzden eğer bakmadıysanız Chloe'nin Signature parfümüne mutlaka bakın derim. Eğer Chloe'nin Signature parfümü bir yaz düğünü parfümü ise Chloe'nin Love Story parfümü de tam bir bahar düğünü parfümü. Bu da inanılmaz nazik kokan, çok şık bir parfüm. Ancak diğerinden farklı olarak açılışını tamamen turunçgillerle yapıyor.
Neroli var, bergamot var, limon var içerisinde. Tam bir turunçgillerin hakim olduğu, ferah, tam bahar aylarını anımsatan, yine çok nazik kokan, içerisinde yine gülün ve portakal çiçeğinin olduğu hoş bir portakal çiçeği parfüm aslında bu. Bitirişinde yine sedir var bunun. Ancak içerisinde armut ve şeftali kullanılmış. Onun verdiği hafif tatlılık da olan, ancak tatlı bir parfüm değil yine. Tam bir çiçeksi parfüm aslında. Tende kaldıkça çok güzel bir ten kokusuna dönüşüyor. Çok nazik bir parfüm yine. Eğer bahar aylarında bir düğün yapacaksanız da mutlaka Chloe'nin Love Story parfümüne bakın derim. Signature kadar kalıcılığı güzel değil maalesef. Bunu 3-4 saatte bir tekrar etmeniz, yenilemeniz gerekecektir. Ancak dediğim gibi bence düğün gününde çok da önemli olan bir unsur değil bu. Eğer yine nazik, biraz daha açılışının turunçgillerle yapıldığı bir bahar düğünü parfümü arıyorsanız mutlaka Chloe'nin Love Story parfümüne bakın derim. Şimdi biraz daha çiçeksi parfümlerden uzaklaşıyorum. Daha çok kadifemsi kokan, kremsi kokan, biraz tatlılığı olan 4 mevsime uygun çok güzel düğün parfümleri göstereceğim sizlere. Onlardan ilki de Killian'ın Rollin' in Love parfümü. 7 farklı mask kullanılmış içerisinde ve badem sütü var. İnanılmaz güzel bir şekilde bademi hissediyorsunuz bu parfümde. Dünyanın en güzel badem parfümlerinden biri kesinlikle. Parfümün açılışından bitişine kadar hoş, güzel bademi hissediyorsunuz. Ancak acı bir badem değil kesinlikle bu. İçerisindeki tonka fasulyesi ve vanilya ile birleşmiş, o pudralı kadifemsi hava ile birleşmiş çok güzel bir badem kokusu bu. Bence sonbahar aylarında mesela bir düğün yapacaksanız mutlaka bu parfüme bakın derim. Hayal gibi kokuyor. Rüya gibi kokan çok güzel bir parfüm. O gelinliği hayaletin kat kat dökülmüş, saçlarınızı mesela bukle yapmışsınız. Hafif soğuk rüzgar esiyor. O şekilde bir düğün yapıyorsunuz. İnanılmaz tamamlayıcı olan bir parfüm bu. Yine parfüm sizin önünüze geçmeyecektir. Ancak sizinle, o ortamla, o atmosferle çok güzel bütünleşecek bir parfüm bu. İçerisinde yine frezya var, iris var. İris ve maskın verdiği zaten inanılmaz kadifemsi bir hava var bu parfümde. Eğer bu şekilde sonbahar aylarında bir düğün yapacaksanız hafif tatlılık içeren bir parfüm çok daha güzel olacaktır. O yüzden Killian'ın Rollin' in Love parfümüne mutlaka bakın derim. Ve sıradaki parfümümüz ise Martin Mikeleff'in Yılan Ink Gold parfümü. Bu parfüm de inanılmaz nazik kokan bir parfüm, inanılmaz kadınsı. Ve bu parfüm de yine biraz tatlılık içeriyor açıkçası. İçerisinde meyvemsi notalar var, yine vanilya kullanımı var. Ve çok güzel bir şekilde Hindistan cevizi kullanılmış bu parfümde. Eğer biraz daha sahil kasabası gibi yazlık yerlerde bir düğün yapacaksanız mesela yine yaz aylarında olabilir. Ya da yazın bitişinde, sonbahara girişte yine hafif bu yazlık esintilerin olduğu mevsimde yapacaksanız düğününüzü bu parfüm inanılmaz tamamlayıcı olacaktır. Çok güzel kokuyor. İçerisinde ylang ylang var, gül var, liçi var. Çok zengin bir parfüm. Notaları inanılmaz güzel olan. Biraz Love Story ile birleşti tabii. Nereye sıkacağımı bilemediğim bir parfüm. Uzun kollu da giyince tabii ki parfüm sıkacak yer kalmıyor. Ancak parfümün zaten kokusunu çok iyi bildiğim için aslında koklamama gerek yok. Ancak rüya gibi kokan bir parfüm. Kalıcılığı çok güzel, yayılımı çok güzel. Tatlı olan bir parfüm ancak asla şekerli şekerli, tatlı tatlı ya da şurup gibi kokan bir parfüm değil. Çok daha doğal kokan, aromatik bir tatlılığı var bu parfümün. O yüzden gelinliğe de çok uygun olan, dediğim gibi yazlık yerlerde özellikle sahil kasabasında bir düğün yapacaksanız çok şık olacak bir parfüm bu. Bence güzelliğinize güzellik katacak parfümlerden biri bu kesinlikle. Kalıcılığı da çok güzel, yayılımı da çok güzel. Ve kendinizi çok daha kadınsı, çok daha iyi hissedeceksiniz bu parfümü sıktığınızda. Eğer bakmadıysanız mutlaka bakın derim. Çok da bilinen bir parfüm değil, çok fazla insanın kullandığı bir parfüm değil. O yüzden kullandığınızda da bayağı özgün olacağınıza eminim. Ve tabii ki de son olarak Delina'yı bu videoya dahil etmezsem olmazdı. Yine bu da çok güzel kremsi, kadifemsi ve çiçeksi kokuyor. Videonun başında söylediğim tüm unsurları kapsayan bir parfüm bu. O yüzden benim de tercih edeceğim parfümlerden biri olacak kesinlikle. Çok fazla insan bu parfümü keşfetmeye başladı. O yüzden biraz üzülüyorum açıkçası. Ancak bence hala daha orijinalliğini koruyan, o güzel konumunu koruyan bir parfüm. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Köksü notalara sahip olan, içerisinde yine gülün, şakayıkın bulunduğu, çok çiçeksi kokan ancak bitirişindeki
o güzel tütsü kokusu sayesinde, vanilya sayesinde kendini çok güzel tamamlayan bir parfüm bu. Yine kalıcılığı ve yayılımı da çok güzel. Biraz ben buradayım diyen bir parfüm aslında, ancak çok da ferah koktuğu için sizi tamamlayan bir parfüm olacaktır ve sizin güzelliğinizin önüne geçmeyecektir kesinlikle. O yüzden sizlere de Delina'yı tekrar önerdiğim gibi tekrar bu videoda da önermek istedim. Eğer bakmadıysanız mutlaka bakın derim. Düğün gününüzde kullandıktan sonra yine günlük hayatta da çok rahatlıkla, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kullanabileceğiniz bir parfüm bu. O yüzden göstermek istedim. Benim de sizlere önereceğim gelin parfümleri bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin gelin parfümü seçiminiz hangisi olurdu? Bana aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.